İyi akşamlar sevgili seyirciler. Yeni bir Ekonomiye Yön Verenler programı ile karşınızdayız. Bu programda iş adamlarımızın başarılarını, hayatlarını, hedeflerini, projelerini, kısacası şimdiye kadar yaptıklarını ve bundan sonra yapacaklarını kendilerinden dinleyeceğiz. Bu programı ben Orhan Aydın, arkadaşım Bilal Kırboğa ile birlikte sunacağım. Bu akşamki programımızın konuğu Deniz Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Başarı Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Sayın İsmail Yılmaz. Efendim hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. İsmail Bey, bize kendinizi kısaca tanıtır mısınız efendim? Adım İsmail Yılmaz. Biz Babadağlıyız. Babadağ yeni köy ama Babadağlıyız diyoruz. Yaş 52. Tabii Babadağlı deyince tekstil akla geliyor. Hı hı. Biz tekstilin içinde doğduk. Yani o el tezgahların içinde doğduk. Onun için de büyüdük. Tabii sonuçta da bu işi yaparken sadece tekstil öğrenmenin yanı sıra bizim Babadağ ticaret kültüründe ticareti de öğrenmen gerekiyor bunun yanı sıra. Tabii ticareti iyi yapabilmek için de muhasebeyi öğrenmen gerekiyor. Çünkü Babadağ ticaret kültürünün temelinde de muhasebecilik bilmeyen tüccarlık yapmaz diye bir anlayış vardır. Komple yani aslında iyi bir oryantasyon diyelim isterseniz, bu doğal bir oryantasyon. Sonuçta bizim şekilde yetiştiriyorlar. Babalarımız, büyüklerimiz, önce sağ olsunlar. Hesap kitap bilmeyen esnaf olamaz. Yani tabii mutlaka hesap kitap zaten önemli de çünkü aldığın sattığın hesabını bilmesen muhasebe bunun için çok önemli. Allah razı olsun, bizim dün de öğretmenler öldü. Sağ olun. Bilmiyorum, öldü mü? Bizim bir öğretmenimiz vardı, ilkokul öğretmenimiz. Biz birinci sınıftan 2,5 yıl, yani üçüncü sınıfın yarısı kadar okuttu. Bu 2,5 yıl içinde herkes beden eğitimi yapardı, o bizim matematik yapıyordu. Belki toplumsal 2-3 defa önce beden eğitimi yaptı. Bu 2,5 yılda biz kızardık. Yani neden bize çıkmıyordu? Çocuğuz tabii ki. Ama daha sonra biz üçüncü sınıf okurken 4-5. sınıflara müfettişler gelirdi. Matematik sorunu bilemezdi orada çocuklar. Biz giderdik sınıftan. Ve daha sonra zaten iş hayatında da o matematiğin ne kadar önemli olduğunu gördük. Matematik demek hayatın her anı demek. Tabii. Onun için ticaretin bu çok önemli. Tabii. Evet İsmail Bey. Evet. Bize Başarı Tekstil ile ilgili nasıl kuruldu, ne zaman kuruldu bununla ilgili bilgi verir misiniz? Şimdi Başarı Tekstil nasıl kuruldu? Öncelikle dedik ya bu tekstil ata mesleği. Öncesinde daha babamızdan gelen, daha sonra benim de iş hayatına atıldığım 80'li yıllar var. 82-83 yılları. O dönemde bir Yılmazlar Tekstil'de zaten bir firmamız vardı. Başarı Tekstil'de 1994 yılında kuruldu. İşte 94 yılında 10 tane dokuma makinesiyle bu işi başladık. İşte fason kumaş dokumaya başladık. Ama yıllar içinde büyük bir firmanın dokuma tesisini satın aldık. 1996-97 döneminde. O zamana kadar bizim işimiz daha atölyemsiydi. Ama onu aldıktan sonra, o tesisi aldıktan sonra biraz da fabrikalaşmaya doğru. En azından sanayicinin ne olduğunu öğrenmek için adım atmaya başladık diyelim. Ama tabii Başarı Tekstil'de geçen o 20 yılımız bize çok şey öğretti. Ki öğrenmemiz gereken elbette çok şey daha var. Sonsuz bir şekilde. Ama özellikle 1998 yılında ISO 9000 belgesi için müracaat etmiştik. 14 aylık bir eğitim almıştık. Bu eğitimin neticesinde hatta o zamanları bize dostlarımız, akrabalarımız, etrafımız sizde akıl yok, bu kağıtla köyle ne uğraşıyorsunuz siz falan derlerdi. Bizim o zamanları onu aylık 1000 dolara anlaşmıştık. O 1000 dolara verecek paramız da bile yoktu. Ama biz her şeye rağmen mücadele ettik. O bizim Başarı Tekstil'in belli bir ivme kazanmasında, bugünlere gelmesinde inanılmaz bir etkisi oldu. Çünkü bu şirkette bir sistem oluşturmuştu.
bu sistemin neticesinde de büyümelerimiz hep daha düzenli, daha programlı oldu. Onun için ben tüm sanayici abilerin, arkadaşların bu manada bu tür sistemlere mutlaka firmalarına yer vermesini tavsiye ederim. Yani, öyle düşünüyorum. İsmail Bey, markanız İsmo Home'dan da bahseder misiniz lütfen? Tabii. Şimdi biz ağırlıklı ham kumaş üreten bir firmaydık. 2003'te tabii gidişata baktık. Uzak Doğu'dan Türkiye'ye sürekli ham kumaş geliyor. Rekabet gücümüzün çok zayıflayacağını düşünerekten kendimiz de bir mamul ürün grubuna girelim ki ileride elimizin altında bir, yani elle tutulur bir markamız olsun düşüncesi hasıl oldu. Ama bu tür ürünler yapan insanlar var. Biz dedik, yani farklı bir şeyler yapalım, başkalarının yapmadığı bir şeyler yapalım. Ben yola çıkarak da ki bizim genel felsefemizde genelde farklılıklar vardır. Değişik ürün gruplarına girdik. Ve o çok ilgi gördü. Bunun üzerinden de yola çıkarak da işte İssimo Home diye bir ev tekstil markası kurduk. Tabii İssimo'nun kendine has bir kuruluş, yani isminin de bir hikayesi var. Minicik ona girebilirim. Aslında biz başka bir isim bulmuştuk. Fakat o ismin patenti alınmış. Türkiye'de birçok şeyin kullanılmasa da patenti alındığı gibi. Sonra ben düşünürken gençliğim aklıma geldi. Gençliğimde burada bizim Can Doğan Park'ın üzerinde park restoran vardı. Park otel, park restoran. Orada böyle oturdum. Orası bir restorandı. Ben otururken güzel bir hanımefendi çok güzel şarkı söylüyordu. Yanına geldiğinde çok güzel kokusu vardı. Dedim ki kokunuzun ismi ne? O dedi Bellissimo. Ben düşünürken İsmail olur mu olmaz derken biraz aklıma geldi. Ulan Bellissimo olmaz ama dedim. Ya ne ismi olmasın dedim ya. Bir anda çağrışım oraya götürdü. Arkadaşlarla bunu görüştük. Herkes çok pozitif buldu. Ve bunu araştırdık. Aslında güzel bir manası da var. Latin kökenli bir dil. Mesela İtalyanca'da bella güzel, bellissimo çok güzel. Yani güzeli en iyi yapan demek. Daha anlamlı. En güzel, en iyi manasında ve kurduk. Ve 10. yılımız bu. 10 senenin neticesinde de Türkiye genelinde 300'ün üzerine satış noktasına ulaştık. Tamamıyla perakendeye ürün veriyoruz. Onun dışında 40 tane ülkede ürünümüz satılıyor. 20 tanesinde bayağı faal satılıyor. Ve en büyük de satış yerlerimiz de Rusya ve İran. İsmo'yu anlattınız ama bu İsmo'nun şu an tarihi eserlere sahip çıkıyor projesi var. Bununla ilgili biraz açıklar mısınız? Onu şöyle diyelim. Şimdi marka olmak için dünyada kabul gören bazı bunun ayakları var diyelim istersen. Yani kimlikleri var. Yani elbette ürün kimliği mutlaka olmalı. Ama bunun yanında bunun sosyal kimliği olmalı, kültürel kimliği olmalı, kurumsal kimliği olmalı. İnsanlar günümüzde özellikle bunlara dikkat ediyor artık. Neden? Yani sırf para kazanma amacıyla değil de topluma da bir katkısı, bir faydası olması gerektiğine inanıyorum. Yani eğer marka olacaksan, markayı marka olarak tamamlayacaksan diyelim. Biz arkadaşlarla bunu düşünerekten bulunduğumuz kentte ve onun aşaraktan ülkede ve inşallah ileride dünya içinde sosyal sorumluluk projelerini mutlaka etkin olmamız gerektiğini düşünüyoruz. Bu hem topluma faydalı, dolayısıyla da bundan manevi de bir haz alıyoruz. Buradan yola çıkaraktan biz ilk yaptığımız projelerden bir tanesi Türkiye'de zamanında kaçırılmış tarihi eserlerle ilgili bir çalışma yapalım dedik. Sağ olsun Leo Dükya Kazı Başkanı Celal Şimşek hocamız bize bu konuda inanılmaz bir destek verdi. Malum biliyorsunuz ülkemizde çok, yani yaklaşık güzel 200 yıldan bu yana değişik nedenlerle, değişik yollarla ülke dışına çıkmış tarihi eserlerimiz var. Evet. Bunlar aslında bulunduğumuz Anadolu topraklarında, yani yaşam kurulandan beri gelen medeniyetlerin bıraktıkları miraslar.
Onlar bizim de değil yani. Biz de birilerini bırakıp gideceğiz bunu. Bunlarla ilgili duyarlı olmamız gerektiğini anlıyorum. Bunun hem ülkemize turizm açısından katkısı var, hem de burada yaşayan medeniyetlerin bize vereceği birçok dersler var. Mantığından yola çıkarak da bu projeye bizlik destek verelim. Bununla ilgili işte bahsettiğim gibi Celal hocamızın bize danışmanlığında gazetelerde bunun reklam ilanlarını falan verdik. İşte Anavatanı Türkiye ama şimdi diye eserleri tanıttık. Bu bize çok güzel bir şey de öğretti. Bizim denizimizin elinin altında denizimiz, denizde yaşayan halkımızın belki de %90'ın bilmediği Leodik diye bir gerçeğimiz var. Evet. Hele sanayicilerimizin mutlaka ve mutlaka gitmesi gerektiği bir yer. Biz o dönemden bu yana yani 7 yıldır buranın gönüllü kazı sponsorluğunu yapma başladık. Ne kadar güzel. Bununla ilgili sağ olsun birçok arkadaşımız onları götürdü. Onları sevdirme adına. Ki Leodik ya gerçekten çok büyük bir değer. Bunu sanayicilerimizin mutlaka sahiplenmesi lazım, destek manasında. Çünkü bizim yarın bir gün hepimizin misafirleri geliyor. Yurt dışında iş adamları geliyor. Onları alıp götürebileceğimiz çok nefis bir yer. Tam bir tarih. Türkiye'nin en büyük açık kazı alanı biliyorsunuz. Yani burada bizim Leodik'le tanışmamız da bir şekilde vesile olmuş oldu bu projemiz. İsmail Bey, bir de karikatür yarışması düzenlediniz. Bundan da bahseder misiniz? Tabii. İşte bu projenin devamlılığında işte bizim her sene temalarımız oluyor. Bu temalarda işte bu tür sosyal sorumluluklar işine atmaya çalışıyoruz. Bununla ilgili de geçen seneki temamız bizim ekoloji ve teknoloji idi. Burada ekolojideki kasıt hem ürünlerimizi bunu yansıtabiliyoruz. İşte değişik organik ürünler, ne bileyim bambu, neredesin? Aynen. Bu tarz anti alerjik türlü ürünler yaparaktan bunu da gene bir sosyal sorumluluk projesini destekleyelim dedik. O temamızı da, o koleksiyonumuzu da. Bununla ilgili sağ olsun Denizli Büyükşehir Belediye'miz, o zaman için belediyemizi Osman Bey Başkanımız bize o konuda bayağı bir destek sağladılar. İlgi gösterdi projeye. Dedik beraber böyle bir ortak proje yapalım. Çok güzel. Türkiye genelinde ulusal bir karikatür yarışması düzenledik. Ve o yarışma bayağı ilgi gördü. 390 tane yarışmacıdan 605 karikatür geldi. Ve burada ülkenin önde gelen bu konuyla ilgili uzmanlaşmış üstadlar geldi. Jüri üyesi oldu. Ve bu karikatür yarışmasının için kitapçık haline falan da getirdik. Tabii burada ekoloji ve teknoloji niye öyle? Ben hep şöyle düşünüyordum. Teknoloji elbette ihtiyaç ve onsuz olmuyor ama teknoloji sürekli olarak bizim ekolojik yaşamımızı alt üst ediyor. Sürekli tahrip ediyor. Bunlardan en önemlilerden bir tanesi de ekolojik aile yapımız. Bence bu dünyanın problemi. Bunu dinleyenlerimiz mutlaka bu mantıkla düşünmesini rica edeceğim. Şöyle düşünün. Yani gözünüzü kapatın, çocukluğunuz aklınıza gelsin. Yani siyah beyaz dönemler diyorum ben o dönemleri. Okuldan gelirdik, annemizle konuşurduk, annemiz bize çok ilgi gösterirdi. İşte akşam yemeklerimiz, yani bazen saatler sürerdi. Birbirimize çok güzel sohbetlerimiz olurdu. Birbirimizi dinlerdik, birbirimizi konuşurken gözlerimizi bakaraktan konuşurduk. Derken bir gün evimize bir misafir geldi. Doğal olarak insanların ilgisi misafire oldu, odaklandı. Ama biz baktık bugün gitmez, yarın gitmez, o misafir dedi ben böğündü buralıyım, yarın buralıyım. Bir de başka şey oldu. Başka şey oldu. Bak, misafirin ne olduğunu hepimiz biliyoruz, televizyon. Evet. Ondan sonra ben eve geliyorum, annemle konuşuyorum, anamın gözü televizyonda, kulağı bende. Böyle. Yani birbirimize iletişim kopmaya başladı. Bir gün öyle bir şey oldu ki misafir işi azıttı, bizi odalarımızdan ayırma başladı. Herkesin ayrı bir odası, ayrı bir misafiri, herkes onlarla ilgileniyor derken birbirimizi zor görmeye başladık. Birbirimizi konuşuyoruz ama neredeyse dinlemiyoruz. Anlamıyorum.
ve inanılmaz şekilde bir iletişim kopuldu. Derken hayatımıza işte internet girdi. İşte cep telefonları dışarılarda görüyorsunuz ya, bütün herkesin elinde sürekli göz burada, etrafımızda güzellikler dahi fark edemez olduk. Bak. Toplum bence burada mahvoldu. Bugün ülkedeki boşanmalara bakın. Her geçen gün artıyor. Diyorlar ki işte kadının ekonomik özgürlüğü falan. Elbette yani işte ekonomik özgürlükler şunlar bunlar etkilidir. Ama birbirimizi anlamıyoruz. Çünkü iletişimimiz yok. Birbirimizle konuşurken göz göze bakıp da konuşamıyoruz. Bu teknolojinin bence insanlığa verdiği en büyük zarar. Bu nedenden dolayı elbette cep telefonu kullanacağız. Elbette televizyon kullanacağız. Bunu dengeli ve sınırlı. Evet. Verimli kullanabilirsek, yani bu az önce bahsettiğim o yapımızı, aile yapımızı, insanlığımızı yitirmemiz daha zor olur. Ben bunu tüm izleyenler, hatta tüm insanlığı buna yani haykırıyorum yani. Lütfen bu konuda çok dikkatli olun. Evet. Biz yani o temamızda anlatırken ekoloji ve teknolojide teknolojinin ekolojiyi tahrip ettiğini anlatma adına yani bu manada biraz da onu vurgulamak istemiştik. Peki Başar Tekstil olarak eğitimin birçok katkınız var. Ben onun da bilgisimiz de var. Sizin bu şeyleri açar mıyız? Biz yani eğitime ilgili destek de veriyoruz. Ya şimdi her abi, her insan, her sanayici abilerimiz, arkadaşlarımız bu konuda karınca kaderci bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bu bizim insanlık görevimiz zaten. O nedenden dolayı biz de kendimiz de eğitime elimizden geldiği kadar destek veriyoruz. Ben şunu yapıyorum, bunu yapıyorum demek çok şık durmaz. Ama elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bu olması lazım. Çünkü bizim ülkemizde işte okunan gazete sayısını, okunan gazetenin kalitesini, ne bileyim okunan kitapları vesaire baktığınız zaman zaten biz maalesef okuma özürlü bir toplumuz. Dolayısıyla hep gördüğümüzde kalıyoruz. Okumadığımız için de ne analiz yapıyoruz, ne soruyoruz. Ondan sonra sürü toplum haline geliyoruz. Bence bu toplumun öncelikle zaten şu anda yani ta temelden ilkokul okul öncesinden itibaren çocukların üzerine en çok duyacağımız şey bu. Oku, oku, oku. Okumak apayrı bir şey. Çünkü şöyle diyeyim size, yani okumayla ilgili öyle bir ufuklar var, öyle bir ufuklar açılıyor ki o açıdan ben tüm topluma diyorum yani, lütfen okuyalım yani. Bulduğumuz her şeyi okuyalım. Texas Tomogis bulursanız onları okuyun. Okuyun yeter ki. Çok doğru söylüyorsunuz. Başarı Tekstil şu anda bünyesinde kaç personel çalıştırıyor ve personel alımdaki dikkat ettiğiniz hususlar nelerdir efendim? Evet, biz yaklaşık 270 civarında arkadaşla beraber çalışıyoruz. Nelere dikkat ediyoruz? Öncelikle ihtiyacımız olması lazım. Hı-hı. Yani biz hatır için hiç kimseyi almayız. Hı-hı. İhtiyacımız olacak. Dolayısıyla hangi bölümü nasıl bir arkadaş alınması gerekiyorsa bizim insan kaynakları bölümümüz o bölümle ilgili özellikleri o arkadaşlardan talep ediyor yani. Onları inceliyor. Eğer uygun veya da en uygun gördükleriyle oturup anlaşıyorlar. Yani bizim genel insan alımları bu şekilde oluyor. Böyle olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü o tür işletmelerin hatır işi yok akrabaymış, yok buymuştan dolduraraktan yani vasıfsız, yani ehil olmayan insanlar dolduraraktan şirketi sıkıntıya sokmanın bir alemi yok. Tabii, adama iş değil yani, işe adam. Aynen. İşe bir şekilde adam bulmuş oluyorsunuz. Bunu dikkat etmek lazım. Tabii. Çünkü güzel laftır. Sanırım Hazreti Efendimiz demiş galiba, işe ehlini verin diye, yoksa peygamberimiz diye onu bilmiyorum. Yani hiçbir zaman için şunu dememiş bak, işi Müslümana verin dememiş. İşi ehline verin demiş. Evet. Hatta Hazreti Ömer Efendimiz zamanında halifeliği döneminde hazinenin başına bir Yahudi'yi getirmişler. Tabi etraftan da bir tepki alınca bu demiş işi bizden iyi biliyor. Onun için biz işi öğreninceye kadar bunun başına bu kalacak. Yani burada önemli olan insanlıktır yani. Karşısındaki insanın dürüstlüğüdür. Kesinlikle. Bunlara dikkat etmek lazım abi. Neden bunu söylüyorum?
biz bu konuda ne kadar doğru işler yaparsak sonuçta biz bu toplum için bir şeyler üretiyoruz yani. Toplumun verimliliği için, ülke ekonomisi için bir şeyler yapıyoruz. Bizler ne kadar düzgün, verimli üretim yapar, verimli insanlar çalıştırırsak otomatikman bu ülke kalkınacak yani. Tabii. Bu mantıkla düşünmek lazım. Evet, Sayın Bey, siz kendinize tekrar teşekkür ederseniz, şu anki mevcut da bir kriz, daha önceden bir kriz oluştu. Şu an ne durumda tekstil? Onunla ilgili biraz açıklamak. Evet, ben az önce Sanayi Odası toplantısından geldim. Orada sağ olsun Müjdat Başkanımız, Müjdat Keçeci Başkanımız çok değişik veriler söyledi ki tekstille ilgili güzel veriler vardı. İlgimi çeken bir şey oldu. Türkiye'de tekstilde İhracatın ithalata karşılama oranı baktığımızda 2010'da 10 milyar dolar tekstil fazla veriyormuş. Oradaki verilerde ve 2014 sonu itibariyle de bu 15 milyar doların üzerine çıkıyor. Tekstilde ihracatın ithalata karşılama oranı yani 15 milyar dolardan fazlalık veriyor. Biz yani diyelim ki 20 milyar, 25 milyar tekstilde ihracat yapıyorsak işte 7-8 milyar ithalat yapıyoruz demek. Bu Türkiye'nin genel fotoğrafında çok artı bir rakam. Tabii ki. O nedenden dolayı tekstil önemli. Tekstil başka neden önemli? Emek yoğun bir sektör. Dolayısıyla bu ülkede bayağı bir genç insan var. Ve %10 civarında işsizlik var. Biliyorsunuz. Şu anda sektör rakamsal yani kayıt dışında hesap edersek yaklaşık 3,5 milyon civarında bir istihdam oluşturdu söyleniyor ki bu ülkenin neredeyse %10 demek. Tabii bizim gibi ülkelerde bu insanlara sen meşguliyet vermezsen bu insanlar etrafımızdaki zaten olayları sıkıntıları biliyorsun. Yani yanlış işlere, yanlış yollara gidebilirler. Çünkü meşhur bir laf vardır, çok sevdiğim bir laf. Boş kafa şeytanın çalışma odasıdır. Dolayısıyla insanların meşgul olması lazım. Evet. Tekstil bu konuda gayet güzel. Ha sanayileşmiş toplumlarda bir adımdır tekstil. Çünkü emek yoğun bir sektör. Yani toplumun gelir düzeyi arttıkça bu pahalı kalır. Dolayısıyla maliyetler yükselir ve ağırır, koparsın. O kadar genç kitleye hitap etmesin. Ama orada bizim yapmamız gereken şey ne? Gelişmiş toplumlarda, bunu görüyoruz, hala tekstil var. Ama onlar daha katma değerli ürünler yapmaya başlamışlar. İşte ne bileyim günümüzde çok konuşulan işte teknik tekstil, atlıkta baktığımız zaman yani kullandığımız birçok teknolojik aletle de uçağından tut, arabasına kadar her şey zaten bir tekstil de var. Yani buralara doğru yönelmek lazım. Bu çok kolay bir şey değil. Burada devletin mutlaka destekleri vardır belki ama bunları yapmak lazım. Ya bizler kendimiz bir şeyi geliştirirsek eğer mevcut yapımızı daha katma değerli hale getirip ülke ekonomisine katkımız daha güçlü olabilir diye düşünüyorum. Ama bu şu demek değil. Mevcut yapımızı daha bir müddet götürmemiz lazım. Bunun için bu ülkeyi yönetenlerin başta Sayın Ekonomi Bakanımız Nihat Bey'in zaten tekstil içinden geliyor. Bu işin ne olduğunu çok iyi biliyor. Tekstil camiasına gerekli şekilde ilgi göstereceğiniz inanıyorum ki o konuda kendisine çok güveniyoruz zaten biz Denizli olarak. Sadece son dönemde bir pamukla ilgili bir şeyler var. O konuda sanırım sağduyu davranacağını düşünüyorum. Onu ileride zaten kamuoyunun gündemine gelecektir. İsmail Bey, şunu da sormak isterim. Merkez Bankası'nın para politikalarını nasıl biliyorsunuz? Bu konuda fikrinizi almak isteriz. Ben tekstilden anlıyorum, muhasebeden anlıyorum, ticaretten anlıyorum da bu ekonomiden o manada anlamıyorum. Mutlaka onlar kendilerine göre en doğrusunu biliyordu diyeyim. Çünkü ekonomist değilim yani bu konuda yorum yapmak benim çok haddime de falan değil. Yani anlamadığım için yani doğru bir şey anlatamam. Faizlerin artması mı size yarıyor, doları artmasına? Bu tarzda sormuş oldum yani. Şöyle bir şey, yani faiz artarsa döviz düşer, yok işte dolar artarsa şu olurla ilgili ben bunun şeklinin nasıl olduğunu bilemem.
Ama bildiğim bir şey varsa tabii yüksek faiz sonuçta yatırımcının ve sanayicinin işine gelmez. Çünkü bizler sonuçta her şeyi kendi hazır paramızla yapmıyoruz. Bir şekilde finans kurumlarını yani finans sektöründen destek alıyoruz. Oradaki maliyetlerimiz ne kadar aşağıda olur ise bizim şansımız, satış şansımız, rekabet şansımız o kadar yukarıda olur. Bu yani bir daha ikilik bir olay. Ama bunun şöyle diyeyim yani Türkiye'de biz ihracat yaparaktan borcumuzu ödememiz gereken bir ülkeyiz. Yani onun dışında kendi içimizde ne yaparsak yapalım, dünyanın en çok malını da istersen kendi içinde senin borcun ödenmiyor. Dışarıdan para gelmesi gerekiyor. Evet. O zaman da bizim ihracat yapabilmemiz için bir kere döviz kurlarının en azından bu seviyelerde kalması lazım. Çok da çıkmamalı. Çünkü her şeyin çoğu zarar. Evet. Ama bu seviyeler şu anda oturmuş seviyeler, bu dengede gitmesinde yarar var. Bununla ilgili iniş çıkış anlamında yani ekonomi yöneticilerinin, ülke yöneticilerinin çok bunu etkileyecek türde hareketlerde bulunmamasında hayırı var yani diye düşünüyoruz. Evet, peki İsmail Bey, 270 kişi çalıştırıyorsunuz. Bu 270 kişiyi hepsinin memnun etmek tabii zor. Bu şirkette nasıl sağlıyorsunuz dengeyi? Güzel. Şimdi biz 270 civarında arkadaşla beraber çalışıyoruz. Evet. Bizler vesileyiz. Allah bizim elimizde demiş ki ya size biz böyle bir imkan veriyoruz. Bunu alın siz burada kullanın. Orası bize ait falan değil yani. Biz emanetçisiniz. Öncelikle bunu böyle söyleyelim. Çünkü hiçbir şey bizim değil. Onun dışında biz şirketin tepe yöneticileri olarak ben başta her sene ben bütün çalışanlarımızın toplandığı bir program yaparız. Bu yılbaşlarında olur. Ve ben çalışanlarımla her sene helallaşırım. Yılbaşında. Ne kadar güzel. Ve derim ki ben sizin hakkınızı tam verdiğimi zannetmiyorum. Kül olduğunu düşünüyorum. Ama koşullar belli. Elimizden geldiği kadar izin yapmaya çalışıyoruz. Eksik artık bize hakkınızı helal edin derim. Ediyordur, etmiyordur onu bilemem. Kimisi dışında ediyordur, içinde emiyordur. Ama ben o helallığı dilemek isterim. Çünkü sonuçta insana iyi kötü konuştuğun anlar olabilir. Yani iş sırf maddiyat falan değil, davranışınla da bir çatık kaçtığa icabında hak yemek gibi bir şey yani. Tabii ki. Biz bu konularda dikkatli bir şirketiz. Sonuçta insanız yani. Yarın bir gün bırakıp gideceğiz. Bırakıp gittiğimiz zaman benim kendime göre yüklerim var. Bir de başkalarının yükünü alıp sırtımı götürmek istemem. Yani onun hesabını vermek çok zor. Onun için biz kendimizle olanı bilemeyeceğim de toplumla olan haklarımızı ötek dünyada görülmesinden yana değiliz. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Burada bir şekilde helallaşmak daha kolay tabii. Yani, helallaşırsan çok iyi olur diye düşünüyorum. Bize öyle öğrettiler babalarımız. Evet. İsmail Bey, Denizli'nin sanayisini ve ticaretini nasıl değerlendiriyorsunuz? Ki yeni teşvikler, yatırımlar var. Bunlarla ilgili görüşlerinizi almak isterim. Şimdi gayet güzel bir soru sordun. Denizli 2003-2004'ten itibaren yaklaşık 2009'a kadar çok geri kaldı. Geri kalmasının ana nedenlerinden bir tanesi bu 5082 sayılı teşvik yasasıdır. Biz neye göre bunu değerlendiririz? Bir, o dönemdeki kendi eş değer şehirler var. Uşak. Uşak değil. Antep, Kayseri, Konya, işte Manisa, bu tür şehirlere dikkat alırız. O şehirlerin hepsi bizi kodu geçti. Çünkü bu süreç zarfında o dediğiniz teşvikten dolayı. Bunun farkına varmadılar. Halbuki bak bu neyse ben şöyle dedim demek çok uygun olmayacak ama 2003 senesinde Tayyip Bey buraya gelmişti. O zaman başbakan değildi daha. Abdullah Bey başbakandı. Bir üniversitede iş adamlarıyla ilgili bir konuşma yapıldı. 40-50 kişilik bir gruptu. Orada da işte o da başkaları, başkanları konuştu. Hatta ben söz istedim. Tayyip Bey de konuştuktan sonra. Nihat Bey biraz hatta şey yaptı bana yani gerek yok falan diye. Yok dedim konuşmak istiyorum. Buyurun dedi o da. Ben dedim ki Sayın Başkan
O zaman başkandı. Dedim bu yasa özünde güzel. Çünkü sonuçta insanların kalkınması için bir teşvik yapılıyor. Ama bunu dedim siz yörenin özelliklerine göre çıkarırsanız dedim. Bundan dedim mağduriyet olmaz dedim. Daha faydalı olur. Buna dikkat almak lazım demiştim. O zaman için tabii yani pozitif bakmışlardı ama daha sonra maalesef bu çok dikkat alınmadı. Bunun neticesinde bakın işte ben o zaman dedim ki yani Erzurum yöresine hayvancılığı için bir şey verin. Manasında girmiştim. Denizli bu süreç zarfında teşvikten faydalanamadı ki Denizli'de yetişmiş 20-25 senelik bir insan gücü vardı kalifiye. Tekstil öyle kolay bir şey değildir. Tabii kolay. İnsan yetiştirmek çok kolay değil. Ne oldu? Sıfır yerler yeni baştan insan yetiştirmek peşine gittiler. Onlar yaparken bizler orada rekabetten şundan bundan geri kaldık. Bu bir. İkincisi de bence bu çok çok önemli diye düşünüyorum. Denizli insanın da olan bir yerde olmayan bir huyu var. Girişimcilik ruhu. Bu çok önemli bir şeydir. Bize o tür destekler verilseydi bu şehir diğer şehirlerden yapılan katkılardan çok daha büyük katkı sağlardı ülke ekonomisine. Evet. Biz çok daha ileri giderdik yani. Bu bizim için negatif bir olay. Ama her problemde yeni şeyler doğar ya. Her krizden sonra doğar. Bu 4-5 senelik süreç zarfında gelinen noktada baktık ki Denizli'de sektör çeşitlemesi oluşmuş. Çünkü insanlar girişimci. Tabii. Ve boş deniz, durmuyorlar. Durmuyorlar. Tekstilde çalışanın %50'si tekstilde çalışırken daha sonra bu %25-%30'lara inmiş ama yeni sektörler oluşmuş. Burada bu çeşitlilik de Denizli'nin bence güzelliğidir. Ve şu anda son 3-4 senedir aktif gidiyoruz. Ara ara krizler olsa da çok fena değil. Ya ben önümüzü çok aydınlık görüyorum. Tek duam şu etrafımızdaki kargaşa var ya. Bize sıçramaz. O ülkelerdeki kargaşanın bitmesi. Hepimiz dua edelim. İnşallah. Yani sağduyu davranalım. Çünkü bu kargaşadan hiç kimse bizim gibi insanlar faydalanmaz. Tam tersine zarar görüyoruz. Eğer oralarda mutluluk, huzur ve refah olur ise biz şahlanırız ya. Zaten şahlanıyorduk. Tabii. Yani o açıdan dua edelim yani. Şunu. Dua edelim. Peki Ar-Ge ve inovasyonu ne gibi, nasıl bakıyorsunuz daha doğrusu? Yani Ar-Ge ve inovasyon nasıl bakıyorsunuz? Çünkü çok pozitif bakıyorum da kendiniz ne yapıyorsunuz? Zaten hiçbir şey yapmıyorsunuz. Yani bu konuda ya maalesef yani üzgünüm. Çok ihmalkarız diyeyim adını istersen. Hep konuşup konuşup bir şey yapmıyoruz. İnşallah yapanlar vardır. Yapanlar için de yani Allah razı olsun tebrik ederim de yapmak lazım. Yani şirketler bir şekilde belli bir bütçeyi bu tarz şeyler ayırmak lazım. Biz kendi çapımızı yapıyoruz da yani yapıyoruz, yapmıyoruz derken işte bana göre basit şeyler yani. İşte yeni tasarımlar için gidiliyor, fuarlarda oluşuyor, kendini için bir şeyler yapıyorsun da ne bileyim yeni bir şey, olmayan bir şey türünde şeyler pek yapmadığımız için işte o dedim ya katma değer yapamıyorsun, yaratamıyorsun o zaman. Bunları yaparsan zaten sen iyi oluyorsun. Yani. O konuda inşallah ileride daha güzel şeyler yaparız diyelim. Bayağı bir yoğunluk içerisindesiniz iş hayatında. Ailenize nasıl zaman ayırabiliyorsunuz? Güzel bir soru. benim aileden en çok aldığım tepki sen başkalarını bizden çok seviyorsun. Haklılar. İçim öyle değil aslında tabii canım. Onları elbette çok seviyorum da. Ama bir şekilde görüntü de oluyor. Ya şimdi sosyal bir insan olduğum zaman ister istemez o bahsettikleri tablo meydanda oluyor. Çünkü bizim bu sivil toplumlarla, şunlarla, bunlarla birçok iştigalimiz var. Bunun yanı sıra tabii biraz da ego yanlarımız var. Yani keyfi de bir yerlere gidiyorsun şu bu. Ben onun için aileme zaman ayırma konusunda biraz özürlüyüm. Ama en iyi ayırdığım zaman sabahları. Ben her sabah saat 6 civarında kalkarım. Her sabah. Ve
şu anki pozisyonda en küçük kızım yanımızda 8'de okula gider. Bu süreç zarfında geçirebildiğim kadar onunla vakit geçirmeye çalışırım. Kahvaltılara, bu da şurada burada falan. Onun dışında tabii akşamlar zaten eve geldiğimiz zaman bir müddet sonra gidiyoruz yani takılık. İster istemez. Uyuyoruz. Esma abi, son sorularına gelmek istiyorum ben de. Çok tecrübeli bir geçmişiniz var. Bunları gençlerle paylaşıyor musunuz? Evet, şöyle diyeyim. 7. senesinde rahmetlik Nuri Sözkesen abimizden ben üniversitede Isaac'te bir öğrenci derneği var. Evet. Oranın Danışmanlar Kurulu Başkanlığı'nı devralmıştım. Dolayısıyla üniversite gelişinden haşir neşir bayağı olduk. Oluyoruz zaten. Ara ara gidip onlarla konferanslarımız oluyor. Başka okullara da sağ olsun da bize en azından bildiklerimizi paylaşma imkanı sunuyorlar. O nedenle dolayı ben bunu yapıyorum. Bunu birçok sanayici abim veya başka işler meşgul olan abiler, arkadaşlar da tavsiye ediyorum. Elbette bu tür deneyimler, bilgiler yaşanmadan tam manasıyla tecrübe olunmuyor ama gene aktarmak, gençlerin buna ihtiyacı var. Gençlerin hakikaten de buna ihtiyacı var. Bunları paylaşmak lazım. Denizli'deki sanayici arkadaşların, üniversitedeki hocaların, rektör bey de dahil iç içe olup buradaki öğrencilere kendi konumlarına göre bu sanayi kuruluşlarına davet edip buralarda bunlar bu işler nasıl oluyor görmelerde yarar var. İlla kendi sektöründe olması şart değil. Olursa daha iyi de. Yani bu kaynaşmayı yaparsak biz bu öğrenci arkadaşlarımıza çok daha faydalı oluruz diye düşünüyorum. İsmail Bey, ben de son sorum şu olacak ve kapatalım efendim. Siz başarı tekstil olarak bundan sonraki hedefleriniz ve projeleriniz neler olacak efendim? Bunları da öğrenmek isteriz. Öncelikten mevcut pozisyonumuzu korumak. Tabii. Bu birinci pozisyonumuz. Onun dışında büyüme konusunda büyümeden ziyade sürekli teknoloji yenilemek demek lazım. Çünkü tekstilde belli bir büyüklüğün ötesi sıkıntı. Yani aslında her şey belki öyle yani. Kontrolün dışındaki her şey problem. Kontrol edemeyeceksin, bir işe girmeyeceksin. Bazen biz tamahkar oluyoruz. Bu işte tadını kaçırabiliyoruz. Bunlara dikkat etmek lazım. Çünkü sonunda yani sen bir şekilde başın çaresine bakabilirsin de bir sürü insan senin sana umut etmiş. Yani önüne geçmişsin. Tabii bir şeyler bekliyorlar. Çalışanlarını mağdur edebiliyorsun. Allah muhafaza. O için mümkün olduğu kadar dikkatli olmak lazım. Bu şu demek değil. Yani yeni atılımlar yapmamak değil. Çünkü o zaman da ülke gelişmez yani. Ama kontrollü olduktan sonra her türlü atılımı yapılabilir. Kör dövüş olmayalım. Sağlıklı yapmak lazım. Yani. Öyle yapmak lazım. Abi. Bizler şimdi, ben ortaokul mezunu bir insanım. Yani bizler olaylara, şimdiye kadar zaten Denizli daha düne kadar bu tür yatırımlar yaparken kör dövüşü yaptı. Yani. Millet saldırdı gitti. Bunun ne bir fizibilitesini doğru düz yapabildik ne bir şey. Onun için bunlara çok dikkat et, sağlam ve dikkatli yaparsak her şeyi yapalım. Evet. Öyle diyorum. Esad abinin demosu yani. Ya ben öyle demeyelim yani. Onlar da bu Denizli'de hakikaten de tekstilin belli bir ivme kazanmasında akıl almaz şekilde bizim önderimiz oldular aslında. Hayatın bazı şanssızlıkları diyelim. Bunu zaman zaman zaten Esad abim kendisi dile getiriyordur. Öyle diyelim ama onlar bizim için hep önden insanlardı. Hala da öyle yani. Çok teşekkür ederim İsmail Bey. Hoş, keyifli bir sohbet oldu. Bu bir ön görüşme olsun. İnşallah daha sonraki zaman dilimlerine tekrar başka konularda İnşallah. Görüşelim İnşallah. İsmail Bey. İnşallah. Ben de çok teşekkür ediyorum. Yani en azından bize bu imkanı verdiniz. Anlattığımız şeylerde bazen yani hayata dair yaşadıklarımız veyahut da görüşlerimiz diyelim. Bir şeyler aktarmaya çalıştık. Umarım faydalı olmuştur. Öyle diyelim. Sevgili seyircilerimiz, bir programımızın da sonuna geldik. Yeni bir programda buluşabilmek ümidiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.